Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz şimdi bizlerle birlikte Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bedri Yalçın yayınımızda. Sayın Yalçın hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Pek çok gündem maddemiz nasılsınız, var. Nasılsınız, iyi misiniz? Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok şükür, elhamdülillah. Biz de programımız gibi günlük iyi izlemeye başladık yani. Çok sevindim. Çok yoğun gündemin içerisinde öncelikle ben partinizle ilgili biraz konuşmak isterim. Çünkü seçim dönemine çok kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede partinizin hem stratejisini öğrenmek isterim. 2023 seçimlerine nasıl hazırlandığınızı hem de çalışmalarınızı, faaliyetlerinizi biraz dinlemek isteriz sizden. Buyurun. Tabii Seda Hanım, biz 2020 yılının kurulan ilk partisiyiz. Yani yılın ilk partisi. Ocak 2'de kurulduk. O gündür bugündür çalışıyoruz. Partiler niye kurulur? İşte ihtiyaç duyulduğu için, memleketin yönetimi iyi gitmediği zaman, iyi yönetilmediğini anladığınız an mutlaka duyarlı insanlar ve bu memleketi, bu vatanı, bu milleti ne yaşadığını görmezden gelmek, duymazdan gelmek, yani yok saymak tamamen ilkelerimizin dışında bir mesele. Biz de bunu bir mesele olarak gördüğümüzden Anadolu Birliği Partimizi 99 arkadaşımızla kurduk. O gündür bugündür zaten Türkiye'nin her tarafındayız, geziyoruz. Yurt dışında, yurt içinde, köyde, kasabada, beldede, şehirde, her tarafta insanların dertlerini dinliyoruz. Bildiğimiz konuları tekrar tekrar güncelleyip iyileşen taraflarını iyileşmiş diyoruz. Kötüye giden taraflarını da oldukça bu gidişata dur demek için biz de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çok güzel. İsterseniz terörle mücadele gündemiyle başlayalım. Bugün Pençekilit Operasyonu kapsamında mücadele eden Mehmetçiklerimizden 4 Mehmetçik maalesef şehit oldu. Allah'tan evet. Rahmet ailesine sabır diliyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye gitti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajda da terörle mücadele mesajı verdi. Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'nin kuzeyine de operasyonlar başlayacak ifadelerini kullandı. Terörle mücadeledeki bu kararlı duruşu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi terör hepimizin, bütün dünya milletlerinin baş belası. Tabii ki bizim ülkemizde bu biraz daha çok üst düzeyde. Şimdi şöyledir Seda Hanım, terörün ocağı kurutulmalı, terörle bütün ilişkiler kesilmeli, terörle kim bulaşmışsa teröre hakikaten bertaraf edilmeli. Ama bizim kendi yönetimimiz, hükümetimiz eğer terörün en ünlüleriyle, en önemli insanlarını çıkarıp da televizyonlarda, devletin televizyonlarında konuşturursa, yani bunlar da doğru olmadığını, terörün bundan da cesaret aldığını, biz de artık diyoruz ki başımız sağ olmasın, çocuklarımız sağ olsun. Ya bunun bir sonu gelsin. Bu kurulduğundan beri bu nalet, bu terörden hakikaten hepimiz ama müzdaribiz. Ama biz bu meseleyi çok farklı gözle irdeliyoruz, bakıyoruz. Farklı bir bakış açımız var bizim. Elbet ki terör örgütü yok edilmeli. Kesinlikle ve kesinlikle bizim askerimize, öğretmenimize, milletimize uzanan eller kırılmalı. Ama bu eller kırılıyorken de bunun siyasi bir mesele, siyasi bir malzeme yapmamak lazım. Yani bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu, ülke meselesi olduğunu, vatan meselesi olduğunu, yarınlarımızın meselesi olduğunu da unutmamak lazım. Yani buradaki hükümetin samimiyetine ben şahsım olarak, bir parti lideri olarak inanmıyorum, güvenmiyorum. Yani illa bir terörün sonunu getirmek için şehit sayımızın mı artması gerekiyor? Biz bu memleket çok 36 şehitler, 40 şehitler, 60 şehitler olduğu günler oldu. Bunların mutlaka ve mutlaka bütün ama siyasi partilerle bir araya gelip bu ülke meselesi, bu vatan meselesi, bu siyasi mesele değil. Bu bir hükümet meselesi edilmemeli. Peki çözümü yani hükümetin sadece sorunu haline getirilmemeli bu mesele. Efendim? Peki çözüm sizce nereden geçiyor? Nasıl çözülmeli? PKK ile mücadele nasıl yapılmalı? Ya çözüm çok net. Çok net. Bu irtica bir kere bu şu andaki memleketimize sızan, bu göç idaresinin bu konulardaki duyarsızlığı, her gün yüzlerce değil artık yüz binlerce insanın ülkemize elini kolunu sallayarak girmesi ve burada da bu insanların sanki vatan meselesiymiş gibi onlara hizmet borcu olarak gösterilmesi doğru bir çalışma olmadığını söylüyoruz. Biz kesinlikle bu terörün bir kere kurması için sınırlarımızın çok güvenli olması gerekiyor. Sınırlarımızın güvenliği sağlandıktan sonra da bugün mayınları bu ülkede
temizletilmedi mi? Yani 2003 yılında gelir gelmez 2003 yılında ilk işleri mayınları temizlemek oldu. Ülkede peki terör bitmiş miydi ki bu mayınlar temizlendi? Bu sınırlar güvensiz hale getirildi. Bunların tamamen kurutulması lazım. Terörle kimin ilgisi varsa, ucu kime dayanıyorsa dayansın, tamamen bu insanlarla mücadele edilmeli. Ne asker yalnız bırakılmalı, ne de polisimiz yalnız bırakılmalı. Topyekün herkes bize ne düşüyorsa, yani bu vatanda, bu ülkede, bu bayrak altında yaşayan herkesin bu meseleye eğilmesi gerekiyor. Çözüm burada. Ya biz kendi aramızdaki sınırları kaldırmadığımız sürece başkalarının koymaya çalıştığı sınırları ne tartışmaya ne de onu kaldırmaya gücümüz yeter. Böyle işte her gün şehitler veririz. Her gün bu meseleleri sadece oturup konuşuruz. Bu meseleyle baş başa kalırız yani. Peki Sayın Yalçın, Suriyeli sığınmacıların dönüşüyle ilgili de siz sınırlardan bahsetmişken bir program açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu programı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu dönüş yol haritası nasıl olmalı? Seda Hanım, lider kararlı olmalı. Bir gün kalkıp göndermeyeceğiz, bu kardeşlerimize sahip çıkacağız deyip bir günde yok 1 milyonunu göndereceğiz, şunu göndereceğiz. Ya kardeşim, bu memlekette eğer savaş varsa, burada da savaş bitmişse ve bu adamlar kendi ailelerini orada bırakıp kaçıp gelmişse bunlar hangi zihniyetle, hangi anlayışla kabul edilebilir? Mesele insanlık meselesi değil, bu mesele bir oyun var. Burada bir düzenbazlık var, burada bir sistem bozukluğu var. Seda Hanım, yani orada bir duyuyoruz, bir gurur duyuyoruz. Diyor ki bizim sınırlarımız güvenli. Tamam, güzel, biz de alkışlıyoruz. Yo, çok iyi, sınırlarımız güvenliymiş. Sonra sınırlarımızda güvensiz olduğu ortaya çıkıyor. Sayın Bakanımız o gün ne diyor? Elimizde yüz binlerce işte mülteci var, göndereceğiz ama pasaportları olmadığı için bunları gönderemiyoruz diyor. Ya pasaportla almadınız ki pasaportla gönderesiniz. Yani burada mesele çok farklı. Başka oyunlar oynanıyor. Suriye'de de açıklama yapıldı, duymuşsunuzdur, biliyorsunuz, habercisiniz, takip ediyorsunuz. Ne dediler? Türkiye'nin almış olduğu karara bir sıcak bakmıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bunlar, bakın, toprak meselesi, vatan meselesi, sınır meselesi, namus meselesidir. Her şeyin şakası olur, namusun şakası Anadolu'da olmaz. Yani burada bir namussuzluk varsa bu namussuzluğu namussuzlara karşı namusluca mücadele ederek ancak savuşturabiliriz. Kendi içimizde değil. Bugün çıkıp şov yapanlara da sesleniyorum buradan. Yani bu mülteciler yeni mi geldi ülkemize? 2010'dan beri, 2009'dan beri, 2008'den beri ülkemize akın akın geliyorlar. 13-14 yıldır yani bu insanlar bu ülkeye geliyor. Bu ülkeye yardım edilmesi için bir sürü söylemler geliştirildi. Yani bunlar, şöyle anlatayım ben size. Söylemleri Hazreti Ömer, eylemleri de turist Ömer gibi. Böyle bir sistem olmaz. Yani bu konular ciddi konular. Dediğim gibi vatan konusu, bayrak konusu, sınır konusu, bunlar bizim namusumuz. Bu milletin, bu Türk milletinin namusudur. Namusunda kimin gözü varsa onun gözü tabii ki çıkarılmalı. Onun gözüne asla ve asla bakılmadan, kesinlikle böyle caydırıcı değil, önleyici de değil, yok edici tedbirler alınmalı. Sayın Yalçın, caydır adam isterseniz... Niye caysın ki? Gelmiş güzel, buyurun, bir ülkeyi görmüş. Sağlığı Seda Hanım ücretsiz. Beslenmesi ücretsiz. Niye kalmasın ki burada? İsterseniz iç politikaya da dönelim biraz. Ülkemizde baş belası Seda Hanım bir... Kusura bakmayın, seslerin geç gidiş gelişinden dolayı birazcık sıkıntı oldu. Buyurun lütfen devam edin. Bitince ben diğer soruma geçeceğim. Tabii. Şimdi... Memleketimizde bakın bir plandemi sistemi başlatıldı. Yani bu plandemide işte yok PCR testi, yok HES, yok mesafe, yok bilmem ne. Ya bir tane Suriyelinin hasta olduğunu burada bizi dinleyenler, hastaneler bize seslensinler. Desinler ki kayıtlarımızda şu kadar da Suriyeli hastalandı. Şu kadar da Suriyeli rahmetlik oldu. Bu kadar işte göçmen. Hayır, bu oyun tamamen bir senaryo. Ülkemize oynanan karanlık bir perdenin çok açık ve net oyunu bu. Bunları yok edeceğiz. Anadolu Birliği Partisi iktidarında biz böyle başkaları gibi söz vermiyoruz. Vaat da etmiyoruz. İcraatımız kesinlikle bu olacak diyoruz. Yani ne vaat ne vaaz. Sadece biz icraat yapacağız. Ülkenin buna ihtiyacı var.
Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün oynadığı oyun da bir sınır meselesidir. Bir ülke sorunudur. İşte bu göçmenlerin de bizim tarafımıza, ya öyle bir ülke olduk ki, göçmenlerin cennet ülkesi olduk. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız övünerek söylüyor. Biz diyor dünyada diyor 3. sıradayız diyor göçmen ağırlamakta, göçmen barındırmakta. Bu nedir yani, göçmenin ülke ekonomisine katkısı mı var? Göçmenin ülkedeki yaşayan vatandaşlara bir faydası mı var? Göçmenlerin ülkemizdeki huzura, güvenliğe ve geleceğe bir yani neyi var, ne özelliği var? Bunlar belli olmadan asla bunları konuşmak, bunları tartışmak yani boş laftan başka bir şey değildir. Bu işin uzmanları var ama maalesef ülkemizde Seda Hanım, bakın siz ne güzel bir program yapıyorsunuz, habercisiniz. Sizin meseleniz belli, soracağınız soruların ne olduğunu biliyorsunuz. Ama siz diğer bu çıkan yorumcu arkadaşlarımız var. Bir gün bakıyorum ben, bir gün gazeteci, bir gün tarımcı, bir gün ekonomist, bir gün terör uzmanı, bir gün pandemi işte uzmanı, sağlık uzmanı, ne bileyim emekli uzmanı, tarla uzmanı, işçi uzmanı, öğrenci uzmanı. Ya bir insanın uzmanlık konusu olur. Ben uzmanlık alanım halkla ilişkiler ve turizm. Ben Avrupa'da, Almanya'da yaşadım. Almanya'da o eğitimlerimi aldım. Ülkemde de Kemer gibi yerde turizmle uğraştım. Hala devam ediyor şirketlerimiz. Yani herkesin bir iş konusu olmalı. İşi ehline veriniz diyen Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini biz rafa kaldırdık. Biz İngiltere'nin söylediği gibi, o İngiliz kraliyet ailesinin bahsettiği gibi, Türklerin diyor Kur'an'ını diyor rafa alırsanız diyor. Bir de onların bir Atatürk'ü var, Mustafa Kemal'leri var. Onun da fikir ve düşüncelerini de yok ederseniz diyor, o zaman siz o milleti alt edersiniz diyor. Hı. Bugün bunlar yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Hı. Çocuklarımızı evlendiriyoruz, Kur'an hediye ediyoruz. Kur'an'ı nereye asıyoruz? Duvara asıyoruz. İşte havalanlarımız, eğer işgal altına alınacak bir millet düşünüyorsa önce havalanları yok edilir. İşte bugün Atatürk Havalimanı örnek. Hı. Yani bunu hangi birini size anlatayım? Yapılan olayların doğru olmadığını ve bu ülkeye hiçbir fayda getirmediğini, önce kendi ülkemizdeki insanlarla barışı sağlamamızın gerekli olduğunu yapmadan başka dünya milletleriyle anlaşma şansımızın olmadığını, işte bizim esnafımızı 2 yıl kapatmadılar mı? Seda Hanım, şu anda düşünebiliyor musunuz? Biz uçaklarla gelip gidiyoruz. Bir millete otobüslerle, işte biz de zaman zaman otobüslerle yolculuk yapıyoruz. Otobüste 8 saat, 9 saat, 10 saat vatandaş yolculuk yapıyor. Maskesiz, bir şey bulaşmıyor. Ama uçakta 50 dakikada, 1 saatte o olmayan hastalık bulaşıyor. Bugün çok net söylüyorum kanalınız aracılığıyla. Bugün bahsetmiş olduklarım, maymun çiçeğinin sonucunu biz bundan 9 ay önce söylemiştik. Yapılacak olan aşıların sonucunda bir hayvan hastalığı ortaya atılacak ve bu hastalıkla da insanlar, yarı kalan, yarım kalan o insanlar oyalanacak dedik. Bugün bu konuşuluyor ülkemizde. Hı hı. Artık bunlara inanmamamız gerekiyor. Hı hı. Vatanımızı, milletimizin bütünlüğü için, huzurumuz için, yarınlarımız için, Seda Hanım, barışı, kardeşliği olmazsa olmazımız yapmalıyız. Hiçbir sebep düşünmeden, hiçbir neticeyi, sonucunu göz ardı etmeden doğru olan çalışmalarda bir arada olmak zorundayız. Evet Sayın Yalçın, isterseniz birazcık diğer gündemdeki konulardan da bahsedelim. Siz havalimanına bir giriş yaptınız aslında ama ben ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginden bahsetmek istiyorum birazcık. CHP Genel Başkanı'nın bu mitingi bir adaylık mitingi olarak da yorumlandı. Ve mitingde konuşulanlar elbette dikkat çekiciydi. KYK'lara ilişkin mesajlarını verdi. En önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk vurgusu ne fotoğraf olarak ne söylem olarak bu mitingde yoktu. CHP'nin böyle bir miting düzenlemiş olması şaşkınlık da yarattı aslında. Yarattı mı acaba sizde? Onu da sormak istiyorum. Siz burada verilen mesajları ve mitingi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu olur mu? Seda Hanım, milletin o kadar meselesi var ki. Vallahi millet ne Kılıçdaroğlu'nu düşünüyor, ne mitingi düşünüyor, ne havaalanını düşünüyor. Milletin şu andaki tek derdi geçim. Hı hı. Millet geçinemiyor. Şu anda yaptığınız araştırmalar sonucunda, ortak bir araştırmalarınızı takip ediyorum ben. %79.8'i ekonomi. Hı. Geriye kalan hikaye.
Bugün bir ülkenin %80'i açlığa mahkum bırakılmışsa o ülkede hiçbir şey konuşulmaz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi bir muhalefet lideri olmuş olsaydı bugün 20 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet bu kadar başarısız olmazdı. Yani başarısızlığın temelinde muhalefet de yatar. Eğer siz bir annesiniz, bir evinizdesiniz, siz evinizdeki çocuklarınızın annelik görevini yerine getirmezseniz sizin çocuklarınızın verimli olması söz konusu değil. Bugün burada da ana muhalefet lideri maalesef artık bir tarafı, bakın bu memlekette vaaz meselesi var, bir de vaat meselesi var. Vaazı din tacirleri kullanıyor, din tacirleri vaaz ediyor. Peygamber Efendimiz şöyle fakirdi, böyle fakirdi. Peygamber fakir falan değildi. Peygamber Efendimiz Mekke'nin en zengin kızıyla evlendi. Ve Peygamber Efendimiz asla fakir bir insan değildi. Şimdi hep böyle kandırarak, atlatarak ve aldatarak din tacirleri bu meseleyi bugüne kadar yürüttüler. Gelelim siyasi tacirler, o vaat meselesi de siyasi tacirler meselesi. Bunlar da siyaseti atlatarak, yine aldatarak, vaat ederek, vaatlerde bulunarak bu millet hep bugüne kadar oyaladılar. Bu konudan dolayı artık millet de bıktı onlardan. Atatürk bugün bir siyasi partinin simgesi olamaz. Bayrak siyasi partinin simgesi olamaz. Yüce dinimizin sahibi Yüce Allah'tır. Bu dinin sahibi Allah olduğuna göre dinin o zaman sahibi bir parti olamaz. Ama maalesef bugün ülkemizde din, siyaset artık rant meselesi oldu. Nerede kar var? Ya din ya siyaset. Onu muhatap et, bunu konuyu incele, bunu ele al. Ya Atatürk bu ülkede değil, dünyada bir eşi benzeri olan bir lider, yani var mı öyle bir lider? Yurtta sul, cihanda sul diyen başka bir lider var mı? Bakın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen başka bir lider var mı? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diyen başka bir lider var mı? Bugün Kur'an-ı Kerim'i ilk tefsir yapan, Elmalı Hamdi Yazır'a yapan başka bir lider var mı? Bunlar bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yiyerek, mirasından faydalanarak, işte onların isimlerini kullanarak ama onların dediği yolda gitmeyerek, onların söylemlerini rafa kaldırıp sadece dilde, gündemde olabilmek için, kalabilmek için o siyasi terimleri kullanan birer anlayışlardır bunlar. Yani mitingde kim adaymış, inanın hiç Seda Hanım kimsenin umurunda değil. Biz mitingden sonra biz de sokaklardaydık. Mitingden önce de sorduk, araştırdık. Millet diyor ki kardeşim parası olan gitti oraya diyor. Belediyeler oraya insan götürdü diyor. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapmıyor. Geçen Adana'da, bu arada o yolda dönüşte kaza geçiren kardeşlerimize de ben başsağlığı diliyorum. Ailelerine de sabırlar temenni ediyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 39 ilde ya belediye ve hükümet yanlısı insan taşıyor ya. Niye, derdiniz ne kardeşim? Derdiniz ne yani? Zaten sizi millet yeterince 40 kanal varsa 38'inde konuşuyorsunuz. Millet artık sizden bıkmış. Millet sizin yüzünüzü görmek istemiyor. Millet inanın bu siyasetin sesini duymak istemiyor. Biz gidiyorken iki şeyden çok korkuyoruz. Bir siyasetten bahsetmekten, bir de selamünaleyküm demekten korkuyoruz. Millet artık din tacirlerinin yüzünde, ya dinimizin bu kadar zayıfladığı, ülkemizin bu kadar ötekileştirildiği ve bu ayrıştırıldığı başka bir dönem. Seda Hanım siz gençsiniz. Biz yaşadık, yani görmedik böyle bir durum. 20 yıl önceki gençlerimiz, 20 yıl bugün 20 yaşına gelmiş olan gençlerimiz ne biliyor ya? Öfkeden, kinden, nefretten başka ne görüyorlar? Biz bunları istemiyoruz Seda Hanım. Kim miting yapıyorsa yapsın. Gider derdini anlatır, mitingini yapar. Olaysız. Amerika niye bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitingi gitmeyin desin ya? Biz Amerika mı yönetiyor? Amerika mı bizim asayişimizi sağlıyor? Bunlar ne kadar aciz olduğumuzun, ülkede ne kadar başıboşluğun olduğunu bir göstergesidir yani. Sayın Yalçın, hemen Türk toparlamak adına kısa bir süremiz kaldığı için biraz önce siz halkın temel probleminin ekonomi olduğundan bahsettiniz. Sizin ekonomideki çözüm önerilerinizi de dinlemek isteriz. Tabii ki Seda Hanım, ekonomi bir ülkenin olması olmazıdır. Yani biz inşallah Anadolu Birliği iktidarında ve biz kesinlikle üreten bir Türkiye yaratacağız. Üreteceğiz.
üretmediğiniz hiçbir şeyin sahibi olamazsınız. Ve toprak reformu yapacağız. Bir kere zehir meselesini tamamen gübre, o zehirli gübreyi, zehirli tohumu, zehirli olan ülkemizin çiftçisine faydası olmayan hiçbir maddeyi ithal etmeyeceğiz. Tamamen bu konularda ithalatı kapatacağız. Biz üretip ihracata yöneleceğiz. Koyunculuğu, hayvancılığı, tarla, ekmeği, biçmeyi, patosuz, bilmem soğanı, patatesi, mısırı, arpayı, buğdayı başka ülkelerden almayacağız. Ya şu anda biz marul alıyoruz dışarıdan. Halbuki Türk insanı marulu kendi balkonunda bile yetiştirecek kapasitede ve kabiliyette insanlar. Ekonominin var olabilmesi için ne ekerseniz onu biçersiniz. Biz yerli ekeceğiz, yerli biçeceğiz. Milli ekeceğiz, milli biçeceğiz. Milli araçlarından çıkıp milli üretimden bütün dünya milletlerine örnek olacağız. Bu ancak bu şekilde sağlanır. Yoksa her gün ithalatı arttırıp o Avrupa'daki yapılanın buğdayı ya, samanı, arpayı oradan dışarıdan alıyoruz. Beğenmediğimiz dibimizdeki Bulgaristan'ı, Hollanda'nın nüfusu Konya Ovası kadar, Konya kadar. Biz o ülkelerden ithalat yapıyoruz. Brezilya'dan ithalat yapıyoruz. Niye ettiğimiz hayvancılığımız neden ülkemizde geliştirilmesin? Sütün bugün litresi 17,5 lira. 1,5 lirayken niye bunu düşünmediniz? Niye? Yok, çünkü sütünüz kalmadı. Bunu sağacak insan da yok artık. Sağsa bile ektiğinin karşılığını alamıyor. Patatesci 1 liraya mal ettiği patatesi 1,60'a satıyorken 60 kuruş kazanıyordu. Bugün patatesi 5 liraya satıyorsa 40 kuruş da zarar ediyor Seda Hanım. Biz bunları yaşatmayacağız bu millete. Çiftçimizle, işçimizle, emeklimizle, öğrencimizle bütünleşeceğiz. Sağ, sol, partili, partisiz demeyeceğiz. Herkes bu ülkenin çocuğu, bu bayrağın çocuğu. Bu millet, bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin birer ferdi olarak herkese görev düşüyor. Bu görevin inşallah, hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, yeniden Anadolu diye seslendiğinde biz de bugün ülkemizin insanlarına sesleniyoruz. Yeniden Anadolu diyoruz. Gelin hep birlikte ülkenin bu çıkmaza girdiğini, bu durumdan, bu artık endişeden, korkudan kurtulalım diyoruz yani. Sayın Yalçın, çok teşekkür ediyoruz biz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu, umutlu yarınlar temenni ediyorum. Beni de bu kanala çıkararak milletimizle buluşturduğundan dolayı ulusal ailesine, ayrıyeten ve Seda Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere Sayın Yalçın. Anadolu Birliği Partisi Genel